Çünkü o zaman biz yazılımı değiştiremeyiz, stratejik düzeyde ortaya koyacağımız vizyonu gerçekleştiremeyiz. Bakın ben pek çok arkadaşımızla temas ediyorum, konuşuyorum. Bu yaz pek çok yeri inceledim. Gördüğümde ortaya çıkan tablo şu. Bir de bu gözle baktığımda bunu tekrar fark ediyorum. Biz toprağa iyi davranmıyoruz. Turizmin bize getirilerini sağlayan imkanlara iyi davranmıyoruz. Havaya ve suya iyi davranmıyoruz. Kültüre iyi davranmıyoruz. Bunların da bizim üzerimizde hakkı var. Bundan sonrasında şunu açık bir biçimde ortaya koymamız gerekiyor. Zaten kamunun sizin önünüze engel çıkarması gibi bir durum, kamunun kendi kendini sabote etmesi anlamına gelir. Daha çok istihdam yaratmanız siyasetçinin işine gelir. Daha çok gelir üretmeniz siyasetçinin işine gelir. Dolayısıyla biz sizin bakanlığınız olarak burada üzerimize düşen mükellefiyeti yerine getirmek konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şimdi arkadaşlarım buradalar. Bizden istenenleri not ediyorlar. Bunların her birini ciddi bir şekilde takip edeceğiz. Fakat biz istenilenlere hızlı ve kararlı karşılık verme konusunda dirayet sahibi olduğumuz gibi istemesini de biliriz. Türkiye'nin tanıtımı konusunda artık parça parça ve küçük meselelerden çıkıp bütünsel bir yaklaşım üretmemiz gerekiyor. Bir ülke hikayesini satabildiği oranda kendisini tanıtır. Hikayeniz olmadan sadece denizinizi tanıtırsanız deniz her yerde var. Sadece kum güneş tanıtırsanız o her yerde var. Ama bakın Türkiye'nin bir hikayesi var. Türkiye bundan 10 yıl evvel 11 Eylül olaylarının arkasından bütün dünya güvenlikçi bir bakış açısına doğru giderken Türkiye demokrasi ve özgürlükler tarafına doğru ilerledi. Geçmişte dünyanın tersine giderdi Türkiye. Özgürlükler ve demokrasiye doğru dünya giderken biz güvenlikçi bir bakış açısına doğru gidiyorduk. Ama 10 yıl evvel makas değiştirdik, doğru bir istikamet tutturduk. 11 Eylül olaylarından sonra dünya güvenlikçi bir bakışa doğru kayarken Türkiye'nin bir demokrasi ve özgürlükler sürecinde yaşaması bütün dünyanın dikkatini çekti. Herkes dedi ki bu ülkede bir şey oldu. Bir ülkeyi merak etmeye başladığınızda o ülkenin kültürünü merak edersiniz ve o ülkeyi ziyaret etmek istersiniz. Dolayısıyla siyaset düzeyinde ürettiğiniz diplomasi sizin turizm anlamındaki insani diplomasinizi doğrudan etkiler. Mesela turizmin bütün ülkeye yayılmasından bahsediyoruz. Turizmin çeşitlendirilmesinden bahsediyoruz. Çeşitlendirme için gereken unsurlardan bir tanesi de coğrafyamızın tamamının turizm açısından cazibe merkezi haline gelmesidir. Fakat siyasi istikrar ve siyasi dirayet o kadar önemlidir ki eğer ülkenizin bir kısmında asayiş olayları oluyorsa, güvenlik problemi varsa ülkenin tamamına turizm stratejinizi yayamazsınız. Ama bakın dirayetli bir şekilde ortaya koyulan çözüm süreci bugün neredeyse gidilmesi düşünülmeyen, yatırım yapılması düşünülmeyen bölgeleri süratle cazibe merkezi haline getiriyor. Burada Türkiye'nin siyasi hikayesini anlatmamız, Türkiye'nin hikayesini, Türkiye'nin yapıp ettiklerini dünyaya anlatmamız en önemli meselemiz olmak zorundadır. Ben bu göreve geldikten sonra en çok üzerinde durduğum şey Türkiye'nin tanıtım stratejisini köklü bir biçimde değiştirme çabasıdır. Arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Tek tek parça parça Türkiye'nin zenginliklerini tanıtmak, Türkiye'yi tanıtmak değildir. Türkiye kendi zenginliklerinin ötesinde bir fenomendir. Dolayısıyla Türkiye'nin hikayesini tanıtmamız gerekiyor. Saygıdeğer Top Başkanımız pek çok isteği dile getirdi. Ben de şimdi kendisiyle bir konuyu paylaşıyorum. Çok kısa zaman içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin tanıtımı için ayırdığı bütçe kadar bir miktarı TOB'un Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Türkiye'nin tanıtımı için harcamak kadar ayırmasını bekliyorum. Hepiniz
anlatıma kendi çapınızda büyük para harcıyorsunuz. Fakat bir ülkenin hikayesini tek yerden anlatmak lazım. Biz bütün birikimimizi, bütün mali imkanlarımızı köklü bir biçimde tek tek parçaları anlatmaya değil, Türkiye'nin bütününü anlatmaya bu yeni dönemde ayıracağız. O sebeple de en geç Nisan ayının sonuna kadar nasıl bir tanıtım paketi düşündükleri konusunda küresel anlamda deneyimli bir firmadan Türk Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunum yapabilecek şekilde bir tanıtım stratejisini toptan bekliyorum. 30 Nisan son tarih. Bizden istendiği gibi biz istemesini buluruz. Karşılıklı olarak yapacağız. Sizin bağlı olduğunuz kuruluşlar, TOB ve onun altındaki kuruluşlar, Türkiye'nin omurgasını taşıyan, Türkiye'nin başta orta sınıf olmak üzere Türkiye'nin üreten kesimlerini taşıyan kuruluşlar. Dolayısıyla bu kuruluşların ürettiği emeğin, katma değerin Türkiye'ye katkısının biz farkındayız. Ama söylediğim gibi şudur, artık devlet öncülük etsin şeklindeki üçüncü dünyacı yaklaşımı bir kenara bırakacağız. Devlet ön açacak, vizyon koyacak. Öncülüğü sivil toplum yapacak. Siyasetin Türkiye'nin dışarıdaki anlatımı konusunda siyasetin sivil topluma kefaleti gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu üçüncü dünyacı bir yaklaşımdır. Tam tersine sivil toplum siyasete kefil olacak. Benim ülkemde iyi şeyler oluyor. Ülkemin demokratikleşme standartları yükseltiliyor. Ülkemde özgürlüğü standartları yükseltiliyor diye sivil toplum bu hikayeyi anlatmaya başladığı zaman o zaman önümüze dünyanın dışına da anlatabileceğimiz bambaşka bir tablo çıkacak. Daha önce sizinle İlk bakan olduktan sonra şöyle bir argüman paylaşmıştım. Dedim ki, telefonu Alexander Graham Bell icat etti. Bugün elimizde kullandığımız iPhone'a da telefon diyoruz. Fakat Steve Jobs'un, rahmetli Steve Jobs'un iPhone'u dünyaya tanıtırken söylediği bir şey vardı. Dedi ki, yeni bir telefon yapmıyoruz. Telefonu yeniden icat ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, geldiğimiz noktada bizim turizmi yeniden icat etmeye ihtiyacımız var. Turizmi yeniden icat etmek durumundayız. En son İngiltere'de Dünya Turizm Örgütü'nün Birleşmiş Milletler Bünyesi'ndeki G20 ülkeleri bakanlar toplantısına katıldı. Herkes Türkiye'nin hikayesini merak ediyor. Türkiye'nin bu işleri nasıl yaptığını merak ediyor. Tabii biz bütün bunları dinleyerek, bütün bunları paylaşırken kendimizi mükemmel bir noktada görmediğimizi ifade ediyoruz. Niçin? Çünkü bizim esas meselemiz şu. Turist sayısını artırmak kadar bu gelirin turizm sektörünün buna verdiği emeğe, devletin buna verdiği öneme göre hala yeterli olmadığını düşünüyoruz. Çok daha fazlasını biz yapabiliriz. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bir ülke insanların zihninde parça parça değil bir paket olarak satın alınır. Bölgenizde ne kadar barış üretebiliyorsanız, barışçı bir pozisyon alabiliyorsanız, ekonominizin seviyesini ne kadar yükseltebiliyorsanız ve en önemlisi de demokrasinizin standartlarını ne kadar yükseltebiliyorsanız o kadar cazip bir ülke haline geliyorsunuz. Türkiye 11 yıldır bu istikamet içerisinde, bu dirayet içerisinde yoluna devam ediyor. Bu çerçevede rakamlar ortadadır. Rakamlar çok açık ve net bir biçimde Türkiye'nin geldiği noktada nasıl bir başarı hikayesi olduğunu ortaya koyuyor. Bakın Dünya Turizm Örgütü'nün 2013 yılında dünya turist sayısında beklediği artış oranı bölgesel olarak %3-4 civarında. IMF Türkiye'nin 2013 yılında %3.8 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Bu turist sayısının çok yükseğinde bir ortalamayla biz bu yılı tamamlayacağımıza inanıyoruz. 2013 yılından ilk 10 ay itibariyle ülkemizdeki turist artış oranı %10.24 olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra 2002 yılında mesela kişi başına düşen milli gelir $3,492'dan bu 2012 yılına geldiğimizde 3 kat artış gösterdi. Turizm gelirlerinde aynı dönem içindeki artış ise artış oranı 2.33 oldu ve turizm gelirimiz
12.4 milyar dolardan 29 milyar dolara ulaştı. Bu sene bu rakamı daha da ileri bir noktaya götüreceğiz. Ama bunların hiçbiri tek tek rakamlarla anlatacağımız başarı hikayelerinin ki 20 civarında rakamı verebiliriz. Dış ticaret açığının turizm yolunda kapatılmasından başka alanlara kadar, mavi bayraklı plaj sayısının artmasından diğer alanlara kadar, çevreye duyarlı yeşil yıldız sahibi tesis sayısının artırılmasına kadar, bütün bunlarla ilgili çok daha ileri rakamlara 10 yıl içerisinde ulaştık. Bundan sonra da ulaşacağız. Ama temel meselemiz şudur. Bak bu sektör tek başına bakanlığın yöneteceği bir sektördür. Bu sizinle beraber yönetilecek, sizinle beraber vizyon koyacağız. Öncelikli olarak düşünmemiz gereken iş, yeni dönemde, önümüzdeki dönemde, elimizdeki bu imkanları daha iyi değerlenmesi için, daha iyi kıymetlendirilmesi için nasıl bir turizm vizyonu ortaya koyacağız? Mevcut vizyonla geldiğimiz nokta budur. Bu vizyonla bundan öteye gitmemiz, turist sayısını artırsak bile gelir sayısını artırmamız mümkün değildir. Arkadaşlarımız da söylüyorlar, yasamızda diyorlar güncellenme ihtiyacı var, diğer alanlarda güncellenme ihtiyacı var. Bunların hepsi doğrudur. Ama esas güncellenme ihtiyacı turizme bakışımızla ilgili olmak durumundadır. Ben pek çok arkadaşımızla paylaştığımda artık Türkiye'ye üst gelir grubuna ait turistin daha çok yöneldiğini görüyorum. Ama kendimize şunu sormamız gerekir. Üst gelir grubu turisti ağırlayacak bir bakış açımız var mıdır? Kendimizi buna göre organize ediyor muyuz? Yoksa doldur boşalt şeklinde çok sayıda turistten belli bir gelire ulaşmaya çalışıyoruz. Bu vizyonu koyduğumuz zaman önümüze gelecek nokta bu değerli başkanlarımız, trafik başkanımız, top başkanımızın bahsettiği hususları her biri tek tek aşılır. Ama temel mesele bizim bir mentalite yenilenmesine ihtiyacımız olduğudur. Her biri turizm sektöründeki iş sahiplerinin, emek sahiplerinin her biri kendilerini dinlediğim zaman görüyorum çoğu bir çantayla hayata başlamış ve birer başarı hikayesi oluşturmuş. Türkiye'nin en pozitif sektörü. Şikayet etmek yerine çözüm arayan bir sektör. Meselelere çözüm odaklı bakan bir sektör. Bizim görevimiz sizinle birlikte bu çerçevede bu sektörün standartlarını nasıl yükseltmek ki siyasetçi açısından da şu doğrudan pozitif bir girdidir. Türkiye'nin istihdamı artmaktadır. Milli gelir olan katkısı artmaktadır. Cari açığın kapatılmasına olan katkısı artmaktadır. Biz bu konuda şunu söylüyoruz. Bizim önümüze getireceğiniz vizyonumuzu genişletmek, turizmle ilgili standartları yükseltmek konusundaki her türlü öneriye biz bakanlık olarak 24 saat açıkız. Ve biz sizin önünüze yürümek istemiyoruz. Sizinle yan yana yürümek istiyoruz. Burası beraber yöneteceğimiz bir bakanlık. Beraber vizyon koyacağımız bir bakanlık. Ama en önemli meselelerimizden bir tanesi aynı zamanda da beraber sorumluluk yükleneceğimiz bir bakanlık. Bununla ilgili olarak biz her türlü diyaloğa, her türlü işbirliğine açık olduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum. Şunu söylüyorum. Alexander Graham Bell'in icat ettiği telefondan Steve Jobs'un icat ettiği iPhone'a turizmimizin geçmesi için her türlü imkan ve kapasite hazırdır. Biz bu yazılımı güncellediğimiz andan itibaren 2023 hedeflerine çok kısa zaman içerisinde ulaşabiliriz. Sizin şimdiye kadar ortaya koyduğunuz vizyon, bu ülkeye yaptığınız katkı her türlü teşekkürün üstündedir. Bu genel kurulun da buna katkıda bulunacağına inanıyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sayın Başsavcılığı'na